Emre Belezoğlu'na. Maç 3-1 gidiyor. Ve 50. 52. 53. dakikadan sonra sen yavaş yavaş bir dinlenmeye mi geçtin? Artık neye geçtiysen onu bilemiyorum. Ve e, Kasımpaşa takımı rahat pas yapıp senin kaline gelmeye başladı. Ve sen 3 tane oyuncuyu Ozan, Mert Hakan ki bunlar bu takımın içindeki en iyi karşılayıcılar. Bu takımın içindeki en iyi karşıcılar onlar. Onları çıkartıyorsun. Bir de iki gol, iki gol attı değil mi Valencia o ana kadar? Evet. Çıkana evet. Kadar. Bir de onu çıkartıyorsun. Rakip için bir tedirginlik sebebidir onun sahada bulunması. İki gol attı çünkü. Niye yapıyorsun bunu kardeşim? Mecbur musunuz ya oyuncuları bu şekilde değiştirmeye? İnanılmaz bir şey. İrfan Can 90. dakikada oyundan alınıyor. Zaten cezalı. Bu hafta oynayamayacak. Niye alıyorsun onu? Ya gi oyuna giren ferdi birine bir ters bir, bir top alsaydı, kırmızı görseydi ne olacaktı? İki oyuncu birden kaybediyorsun. Yani, ha tabii şimdi bu teknik direktörlük her zaman yazar. Söylerim. Sen daha iyi bilirsin. Sahanın içinde oynamakla bir takımı yönetmekle oynarken yönetmekle kenara gelerek 25 kişi yönetmek çok çok başka şeyler. Siyahla beyaz kadar farklıdırlar. Bir başka konuda bir haber geldi. Bugün ne? Pazar, yok salı, cumartesi akşamı mı geldi bana? Yalan evet. Dediğim, öyle mi? Evet diyorsan. Cuma, Cuma akşam, akşamı. Mı? Cuma yoksa, akşamı geldi. 8 buçuk civarlarında. Arayanı söylemeyeyim de çocuk zaten. Dedi ki haberin var mı dedi. Ne oldu dedim. Fenerbahçe'nin dedi hani Emre'nin teknik direktör diploması yok ya. Onun yerine Erdinç ne bir arkadaş getirdi. Almanya'dan. Evet. Değil mi? Erdinç Sözer diye. Ha, Erdinç Söz, Sözer, değil ha, mi? Erdinç Sözer diye birini getirmişlerdi. E dedim. Şimdi dedi o Erdinç Sözer'in diploması dedi dandik çıkmış dedi. Yani <laughs> işte yetişmemiş. Öyle yetişmemiş. De. Yani şey Pro <laughs> lisansı var. Yani e, oraya müzesini. uygun oraya uygun değilmiş diyelim hadi pek. E dedim onu dedi gönderdiler ve teknik direktör diploması olan birini getirdiler dedi. Allah Allah kimi getirdiler dedim. Şimdi söyleyince dedi sıkı tutun da bir yerlere düşme dedi. Allah Allah dedim ya kim bu dedim. Şenol Çorlu dedi. Ne? Şenol Çorlu dedim. Aa oğlum dedim Bak gece vakti beni ayıp ediyorsun. Ben sana bugüne kadar yanlış eksik bir şey söyledim mi baba dedim. Eski bir futbolcudur bu ha çok da severim. Vay be falan dedim hemen Cüneyt'i aradım. Dedim Cüneyt bir nedir dedi. Dedim böyle böyle bir gelişme var haberin var mı dedim. <laughs> Yok vallahi dedi. Aa nasıl oldu e, olmuş işte dedim. Yani haber kaynağım sağlam dedim. <laughs> Neyse hakikaten de öyle haber işte, evet. öyle Doğru. açıklandı ama. Maç ne zaman oynandı? Pazar günü, değil mi? Pazar günü sabahleyin öğlene doğru Şenol Çorlu rahatsızlanmış. Geçmiş olsun. Efendim? Ha, geçmiş olsun. Geç. E doktor da sahaya çıkmasına izin vermemiş. Ben yemedim abi. Hı. Şenol Çorlu bugün şeyden e, Antalya'ya gitti ya Fenerbahçe. Evet. E, Alanya maçını oynamak e. için. Bugünkü idmandan e, A.Spor Spor e, yayın yaptı. Ee, evet. he, Sanki Ben Şenol'u gördüm orada. Gördün mü? İyileşmiş çabucak. Yani gö gözüm yanılmış olabilir. Yok, bir de olabilir. Defa, olabilir. olabilir. Ben oradaydı. görmediğim için bir şey söyleyemem. Olabilir. Çabuk. Ama ben At de yanılmış olabilirim çünkü görüntüler çabuk Hayır, geçen. Abi yani olabilir. Yani ben Erdin Coci'yi gördüm. Erdin Coci'yi gördüm. O yani, sohbet etti evet, şeyle. Evet. Şenol Emre ee, Belezoğlu'yla sohbet ediyor yani Erdin o, çocuğu. o işten ayrılmış, ayrdırılmış. Erdinç hoca yerine de Şenol Güneş getirmiş ama işte Allah'ın işi o. Şenol tam, Çorlu. Şey ama Şenol Güneş de kusura bakma hoca. <laughs> selam istedi, selam, <laughs> selam, selam istedi. Yani e, ve maç günü rahatsızlanmış. Doktorda demiş ki yok yapamazsın, çıkamazsın demiş. Ben bu maçta yani şu Kasımpaşa maçında en çok Şenol Çorluyu aradım. Yani maç oynanıyor ya. Ben kulübeye bakıyorum. Bakıyorum yok. Ulan diyorum. iyi çekemiyorlar galiba. Bunlar da diyorum ne biçim <laughs> televizyoncu Adam yeni gelmiş. insan eski futbolcu millî. <laughs> Göremedim. Dedim ki yine dedim biz dedim atladık, göremedik dedim ama sonradan haber geldi. Rahatsızlanmış doktor abi Rabbi. benim benim bildiğimde Şenol Çol. Şimdi e, Erdinç Sözer'in e, diploması uygun düşmeyince veya işte onaylanma vesairesi evet. bir şey yetişmeyince bir e, pro lisanslı bir e, hoca lazım. Evet pro lisanslı olarak da yani bir ay sonuna şey son lig sonuna kadar evet. Şenol Çorlu'nun lisansını kullanacaklar. Evet, evet. Şenol Çorlu'nun lisansı Erdinç Sözer sahada takımı çalıştıracak. Emre Belozoğlu da şunu oynat, bunu oynatma diye karar verecek. Bu böyle bir pozisyon var şu anda. Yani benim gördüğüm, dışarıdan görünen bu değil mi? Emre Belezoğlu, e, TİÇ Teknik Direktörlük çok futbolculuk yaptı. Yüzlerce antrenman yapmıştır değişik teknik adamların e, yanında. Ama o hocam sen daha iyi değerlendirirsin. Yani idman yapmak başka, yaptırmak başka çok bir şeydir. Başka şeylerdir. Yani o yaptırmayı hiç yapmamış ki Emre. Yani ne yapsın mecburen Erdi Söz'e rapor topar getirdiler. Tabii. Ondan sonra demeç veriyor. Demeç vermesi kurallara uygun değil. Mesela şeyde konuşması maç değil sonu. mi? Maç e, sonu. Maç sonu konuşması. O zaman da Şenol Çorlu'nun e, görünmesi lazım. Veya bir pro lisanslı birisinin görünmesi lazım. Bunu yapıyorlar. Bu Emre konusuna girmişken ben birkaç cümle daha edebilir miyim izninizle? Tabii ki Şimdi Emre e, Berezoğlu yeni bir e, şey futbolumuzda yeni bir boyutta yeni bir isim. Yani futbolculuk boyutunda büyük bir isim ne olduğu belli Tabii Ondan sonra büyük bir kariyeri var ee, ama o kariyerle şimdi birdenbire başka bir e, göreve geldi önce e, ne oldu bir şey e, futbol direktörü Direktör, oldu evet. sonra direktörlükten teknik direktörlüğe e, geçti teknik direktörlüğe geçti ve onda 5 tane maça çıkardı takımı bu meş maça çıkardıktan sonra da Emre Berezoğlu'nu teknik direktör Emre Berezoğlu'nu e, biz e, veya medya e, kamuoyu tuttu. E, futbolcu Emre'nin çıktığı yere koyduk. Ama teknik direktör topu topu geride 5 maç var. O 5 maça bakalım. Emre Berezoğlu yani e, başarılıysa başarılıysa bu şeyi bu başarıyı değerlendirirken futbol ma yani maçlardaki sonuçlara göre mi ele alıyoruz? Oyun kalitesine göre mi ele alıyoruz? Yoksa lig yarışında Beşiktaş'la olan 5 beş puanlık farkı 3'e indirmesinden dolayı mı ele alıyoruz? Hmm. Şimdi e, bunlar çok önemli. E, Emre Belezoğlu'nun 5 maçında bir tane de bile değil yarım iyi maçı var. bu işte. Son maçın ilk devresi. Yarım iyi maçı var. Deneme yanılma ile götürmeye çalışıyor. Ha sonuçların beşi de iyi. Hani beraberlik var bir tanesinde ama o da e, iyi sayılır. Sonuçların beşi de iyi ama oyun kalitesi olarak yarım maçı var. Beşiktaş'ta arasının kapanmasına bakar veyahut da önce şeye bakalım. Rakipler sonuçlar iyi ama rakipler kimler? Şu anda hala lig sonuncusu olan Denizlispor ligden düşmemeye çalışan Başakşehir. Ligden düşmemeye çalışan Kasımpaşa, ligden düşmemeye çalışan Malatyaspor bir tane yendiği takım var yukarıda Gaziantep. Şimdi yani bu maç sonuçları iyi ama sonuçlardaki futbolu çok iyi değil. Bir de iyi olan tarafı ne? Beşiktaş'ta olan 5 beş puan farkın 3'e inmesi. O 3'e inmesinin sebebi Emre Berezoğlu'nun oynadığı maçlarda puanları kazanması ama yanı sıra başka etken var. Beşiktaş'ın o dönemde 7 puan kaybetmesi. Bu 7 puan kaybı da Emre'nin başarısı gibi kabul etmemek lazım. Emre Berezoğlu'nu değerlendirmekte çok acele ediyoruz. Süper bir teknik direktör haline de gelebilir. Ama başarısız bir teknik direktör de olabilir. Emre Berezoğlu'nu lütfen e, daha doğru, daha e, iyi zamanda, doğru zamanda değerlendirmeye alalım diye düşünüyorum. Yani Şenol'u gördün mü sen antrenmanda? Ya, sen şey gördün mü? Ben o bugün görmedim. Yani ben çalışırken yine bizim kanala çıktı. Antrenmandan bölüm göstermeye başlayınca. Şeyden, Antalya'dan. Evet. He. Ben Çalışma de de bıraktım. Yok. Yazı masasından hatta Ayağa kalkıp ayaktan ama masamın orada. <laughs> Aynı şeyleri Arada yapmışız biraz, hocam. Biraz, biraz <laughs> Böyle hani var. Şenol Çorlu'yu görmüyor e, Erdinç. Televizyonun dibine gitmedim. Yani orada hmm. e, Emre Belozoğlu ile Erdin Hoca büyük olarak Sohbet geldiler. Sohbet ettiler yani Bazen televizyonun yakınına kadar gidip arka plandakileri araştırırım. E şey, ben. Orada değil Oraya gidemedim. Antalya'da. Bizim Ahmet Selim Kulu orada ondan Ahmet o bilgileri alabiliriz. Ercan... Ona bir sorun bakalım Şenol Tabii. gelmiş mi yoksa gidiyor mu? Şenol Çorlu var mı Antalya'da soralım Ahmet Selim Kulu'na. Ya ben size söyleyeyim mi? bakacak Fenerbahçe yani tarihinde hiç böyle...